Asrın en büyük felaketinden herkese düşen bir fatura vardı. En ağır fatura annelere düştü. Anneler, babalar, özellikle evladını kaybeden, o nazik bedenlerin parçalandığını gören anne babaların ruhları daha büyük bir enkaz altında. Bu videoyu mutlaka ve mutlaka depremde evladı vefat edenlere izletin. Onların ruhlarındaki bu yangını söndürün. İnanın onlara en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Evet, asrın en büyük felaketinden, bu müthiş depremden herkes nasibini aldı. Herkese düşen bir fatura vardı. Fakat en büyük bedel, en ağır fatura annelere düştü. Anneler, babalar, özellikle evladını kaybeden, o enkazlar altında o nazik bedenlerin parçalandığını gören anne babaların ruhları daha büyük bir enkaz altında. Şu depremin enkazından daha büyük bir enkaz, evladını kaybeden, evladı o enkazlar altında parçalanan anne babaların ruhlarında. Öyleyse en başta bu enkazın kaldırılması, o ruhların yeniden imar edilmesi, yeniden tamir edilmesi, yeniden o anne babaların hayata tutunması, bu acının dindirilmesi ve hakikatin bildirilmesi gerekmez mi? Şimdi bakın, biz ne kadar teselli edersek edelim, ne kadar şehirleri imar edersek edelim, ne kadar kaybedilen malları yeniden iade edersek, telafi edersek edelim, asla gidenleri getiremeyiz, asla o dokunmaya kıyamadıkları evlatlarını onlara iade edemeyiz, asla ruhlardaki o evlat acısını dindiremeyiz. Öyleyse ancak ve ancak hayatın ve ölümün sahibi, dünyanın ve ahiretin sahibi ve o anne babalara evlatlarıyla beraber ebedi saadette sonsuz beraberlik verebilecek bir zat onların ruhlarına derman olabilir, onları teselli edebilir, onların ruhlarındaki o yangını dindirebilir, o yangını söndürebilir. Bu nokta çok önemli. Öyleyse bu videoyu mutlaka ve mutlaka depremde evladı vefat edenlere izletin. Ne olur bu videoyu depremde evladı vefat edenlere ulaştırın. Onların ruhlarındaki bu yangını söndürün. İnanın onlara en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Bu teselliye inanın çok muhtaçlar. Ekmekten, sudan daha çok muhtaçlar. Bu video onların derdine derman olacak. Bu video onları o yangından kurtaracak. İnşallah kalplerine merhem sürecek. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ahiret kardeşim, Hafız Halit Efendi. O zaman evladı vefat etmiş, evlat acısından kıvranan bir insana Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği müthiş bir teselli, Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği muazzam bir teselli. Şimdi bütün evlat acısı içinde kıvrananlara bu teselli var. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve hatta diğer peygamberlere de beşerin, insanlığın başına gelmiş ve gelebilecek bütün musibetlerin en şiddetlilerini yaşatmış. Ta ki insanlığa rehber olsun. Ta ki insanlar o hallere düştüğü zaman onları örnek alsın. Ta ki Allah'a inanmış, iman abidesi olan bir insan böyle bir musibete karşı nasıl bir tavır sergiler, oradan görsün, o modele göre hareket etsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da evladı vefat etmiş, evlat acısından ciğerleri yanmış, gözlerinden sicim sicim yaşlar boşanmış. Sahabe efendilerimiz demişler, ya Resulallah sen de mi? Evet demiş, ben de. Çünkü iman şefkati gerektirir. Merhamet imanın neticesidir. İmanı en yüksek olan zatta şefkat ve merhamet de zirvededir. Evladından geçici bir ayrılığın acısıyla ruhu sızlayan, inleyen, gözlerinden yaşlar boşanan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kalp mahzun olur, göz yaşarır ama bu dudaklardan Rabbimi incitecek, Rabbimin rızasına muhalif, onu gücendirecek bir kelam dahi dökülmez. İşte bu da imanın göstergesidir. İşte imanın adeta imtihanla, iman testi gibi dehşetli bir musibetle tezahürü, ortaya çıkması ve bu şiddetli imtihan. Çünkü sabır demek iman demektir. Kişinin sabrı imanı kadardır.
ve sabır musibetin ilk tosladığı andadır. Biz her zaman o sabır idmanıyla sabrımızı kuvvetlendirip sabrın kuvvetini artırdıkça inşallah bu sabır imtihanından, musibet imtihanından daha rahat bir şekilde geçebilmenin yollarını aramamız lazım. Sabrı kuvvetlendiren ise musibetin hikmetlerini bilmek, faydalarını, neticelerini, Cenab-ı Hakk'ın külli iradeyle irade ettiği külli hayırları düşünmek ve gerçekten bu musibetin arkasında rahmet-i ilahiyeyi görmek. Hatta bu musibetin rahmet olan tarafının musibet olan tarafından daha büyük olduğunu keşfedip de sabırdan ziyade şükretmek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşiris sabirin ellezine izâ esâbethum musibetun kâlû innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Kardeşim, çocuğunun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmü lillah, kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabr-ı cemil versin, merhumu da size zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek 5 noktayı beyan ederiz. Düşünsenize, o nazik bedenleri enkaz altında ezilmiş, o yıkıntının altında can vermiş, inleyerek çığlıklar içinde ruhunu teslim etmiş ve gözünün önünde bu manzarayı bizzat yaşayarak ciğerleri paramparça olmuş bir anne babaya teselli yerine bir müjde veriyor. Allah Allah, evladı vefat edenlere müjde var. Nasıl bir müjde bu ya? Normalde bu acının, bu musibetin, bu dehşetin, bu vahşetin neresi müjde olabilir? Neresinde müjde verecek bir haber olabilir ki? Bir insana verilebilecek en ağır, en acı, en dehşetli haber evladının feci bir surette vefat etmesi ve bundan daha büyük bir, daha acı bir manzara, daha dehşetli bir dram olamaz. Öyleyse bu dehşetli musibetin, bu yürekler parçalayan manzaranın neresinde müjde olabilir? Ne müjdesi? Hangi müjde bu yangını dindirebilir ki? Bu nokta çok önemli. İnanın şu anda deprem bölgelerinde evlatları vefat etmiş bir grup abilerle beraber deprem bölgesine hemen depremin ikinci günü gecesi gittik. Orada arama kurtarma vazifesi yapan abilerimiz de vardı. Akhisar'dan bize katılmışlardı. Onlar şöyle bir manzarayı görmüşler, bize anlattılar. Bir baba evladının yerini gösteriyor. Benim burada, tam şurada diyor evladım var. Tam burada yatıyor. Ne olur burayı bir dinleyin. Bize de dinleme cihazı var. Bir dinleyin. Onun sesini duyabilir miyiz? Yaşıyor mu hala diye. Biz de diyor gittik. Oraya dinleme cihazını kurduk. Dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz. Ses yok. Ama başımızda dikilip de gözlerini böyle fal taşı gibi açmış, bizden hayırlı bir haber, bizden müjdeli bir haber, bizden evladın yaşıyor ifadesini duymak için nefesini tutmuş bir babaya evladının sesini duyamadığımızı, nefes almadığını, ölmüş olduğunu nasıl haber vereceğiz ki? Çok zor diyor. Çaresiz kaldım diyor, elim ayağım döküldü. Ne yapacağımı bilemedim. Döndüm baktım, anladı. Dedim amca ses yok. Ses yok deyince yıkılıverdi. Döndük biz diyor. Tekrar, oğlum bir kere daha bakın. Ola ki bir ses duyarız. Bir kere daha dinleseniz olmaz mı dedi diyor. Olur baba dinleyelim. Benim evladım burada yatıyor. Tam burada yatıyor. Bir daha dinledik. Ses yok, nefes yok. Döndüm amcacığım ses yok dedim diyor. Ama inanın o sesin olmadığını, orada hayatın olmadığını, evladının vefat ettiğini söylemek o kadar zor ki. Ayrıldık oradan. Biraz ilerledik. Geldi yapıştı Allah aşkına ne olur beni yanlış anlamayın. Bir kere daha dinleyin. Kurban olurum size bir kere daha dinleyin diye. Bizi aldı tekrar götürdü. Biz de diyor biliyoruz. Yok ses yok ama bir daha dinledik. Böyle ümitli bakışlarla bakıyor. Bir ümit dedik ki amca ses yok, ses yok senin evladın şu anda ses vermiyor deyince oraya yığıldı çöktü kaldı. Biz ayrıldık saatler sonra geldik hala çökmüş. Yıkılmış, yığılmış, kalmış oraya. Her şeyini kaybetmiş, dünyaları başına yıkılmış. Allah aşkına soruyorum size, ultra lüks villalar yapsak, kaybettiği her şeyi yeniden kat kat telafi etsek, hep beraber onun arkasında olduğumuzu söylesek, o yangını söndürebilir miyiz? Onun evladını geri getirebilir miyiz? Onun ruhundaki o enkazı kaldırabilir miyiz? Sizden soruyorum. Ölümün ve hayatın sahibinden başka, onu evladıyla ebedi beraber yapacak, sonsuz ahirette evladıyla onu
beraber buluşturacak bir kudretten, bir kuvvetten başka, kainatın sahibinden başka hiçbir teselli, hiçbir kuvvet, onun müjdesinden başka hiçbir müjde o yüreği teselli edemez, o ruhun acısını dindiremez. Ancak ebedi beraberliğin müjdesi ve bunun ispatı, sonsuz evladıyla cennette beraber olacağının müjdesi ancak o babanın ruhundaki acıyı, o ızdırabı dindirebilir. İmandan gelen teselli. Ama yalandan teselli değil, kuru teselli değil, hikaye değil, sadece acıları dindirmek için uydurulmuş masallar değil. Bizzat 2x2=4 derecesinde ahiretin geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın geleceği gibi ispatı var. İslamiyet'te hiçbir dava delilsiz değildir. Kur'an şiddetle, ısrarla düşünmeyi, irdelemeyi, araştırmayı, delillendirmeyi emreder ve bütün iddialarının arkasına kainattan gözle görünür, elle tutulur deliller, bilimsel verilerle ispatlar koymuştur. Demek hakiki teselliye şu an bütün anne babaların, tüm dünyanın ihtiyacı var. Birinci nokta, Kur'an-ı Hakim'de vildanun muhalledun sırrı ve meali şudur ki, müminlerin kablel bulu, bulu çağından önce vefat eden evlatları, cennette ebedi sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medarı sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek, evlat okşamak gibi en latif bir zevki, ebeveynine, temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, şimdi cennet evlilik yeri, çoğalma yeri olmadığı için cennette evlat sevme, çocuk okşama lezzeti olmadığını iddia etmişler. Aslında bu iddialarında yanılmışlar. Çünkü çocuk olarak vefat edenler, bülü çağından önce ölenler, cennette ebediyen anne babalarının şefkatli kanatları altında, anne babalarının şefkatlerinin lezzetini, tadını çıkaracakları gibi, anne babalar da evladı çocukken, bülü çağından evvel vefat eden anne babalar da evlat sevmenin, bebek okşamanın, o çocuk sevmenin lezzetini cennette ebediyen hissedecekler. Ve o cennetlik olan evlatlar anne babalarına ahirette şefaatçi olacaklar. Ve onların cennet vesilesi olacaklar. Belki kendi amelleriyle cehennemden kurtulamayacaktı. Cenab-ı Hak o evladının hatırına onun günahlarını silip, eksik olan amellerini tamamlayıp, o evladının hatırı için, o evlat acısının onun günahlarına kefaret olduğundan dolayı onu belki de doğrudan doğruya cennetine alacak. Bu nokta çok önemli. Ve bir insana bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? Şimdi çok müthiş bir örnek var, çok muazzam bir hikaye. Gerçekten de meseleyi tamamen tahlil eden bir ders var. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. Bir çocuğu var, bebeği var belki 5-6 yaşlarında. Yanına göndermişler. Adam zindana girdiği için babasının yanında bulunsun, annesinin yanında bulunsun diye. O biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin istirahatini temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Yani kendi acısını çekiyor zindanda olduğu için. Bir de evladının zindana girmesine vesile olduğu için. Bir de evladının zindanda bulunmasının ızdırabını çekiyor. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir. Der ki, şu çocuk çendan gerçi senin evladındır. Fakat benim raiyetimdir ve milletimdir. Onu ben alacağım, güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar, sızlar. Benim medarı tesellim olan bir tek evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki, senin teessüratın manasızdır. Ne üzülüp duruyorsun, ne ağlıyorsun? Eğer sen çocuğa acıyorsan, şu mülevves, ufunetli, kokuşmuş, pis, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Çocuğu düşünüyorsan, bırak da gitsin padişahın sarayında yaşasın diyor. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, kendini düşünüyorsan, menfaatini arıyorsan, o çocuk burada kalsa muhakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Sen de burada çocuğun acısını çekeceksin. Zaten senin kendi derdin sana yeter. Eğer oraya gitse, padişahın sarayına gitse sana 1000 menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette
görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim. Senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun Halık'ı, onun Rabbi, onu yaratan, onu yoktan var eden onun Halık'ı dahi Rahim ve Kerim'dir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennetül Firdevs'ine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girecekti. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat eleme karşılık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işine muktedir olsaydı bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sana bana evlat muhabbetine medar, saadet-i ebediye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bir menfaati kazanan elim teessür göstermez, meyusane feryat etmez. Dünyada evladı kalan, evladı yaşayan insanların neredeyse çoğunluğu şu anda kendi evladından şikayetçi. İnanın öyle anneler babalardan öyle feryatlar duyuyoruz ki kendi evladını şikayet edip de hapse attırıp onun şerrinden kurtulmak isteyen anne babalar var. Ya Rabbi ya onun canını al ya benim canımı al diye kurtulmak isteyen anne babalar var. Öyle şerli, öyle muzır, öyle bela olmuş evlatlar var ki. Bizim evladımızın da ne olacağı meçhuldü, bilmiyorum. Bir taraftan dünya işine muktedir olsa, hani zengin olsaydı dünyada ihtiyarlık vaktinde bana yardım ederdi falan diye dünyalık menfaati düşünülebilir. O evladın o çocukluğundaki sana ait evlat sevmekteki lezzeti, zevki düşünülebilir. Ama vefatında Cenab-ı Hak onu ebedi saadet saraylarına alıp onu memnun etmek için, seni de onunla görüştürmek için onu cehenneme değil de seni cehennemden cennete alıp senin de kurtuluşuna vesile olup şefaatçi olacak. Böyle bir müjde var. Muazzam bir müjde. Ama sen de isyan etmez, onu yaradan, onu sana emaneten verip de tekrar senden alan Allah'a isyan etmez, şikayet etmez, itaat edersen. Üçüncü nokta, vefat eden çocuk bir Halik-i Rahim'in mahluku, memlükü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuğu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşıydı. Muhakkaten ebeveyninin anne babasının nezaretine verilmiş, peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş, ebeveyninin o hizmetlerine mukabil muaccel bir peşin bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi 1999 hisse sahibi olan o Halik-i Rahim, muktazayı rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa. Yani o çocukta 1999 hisse onu yaradan, yoktan var edin, sana hediye olarak verene ait. Ve o da hikmeti ve rahmeti iktiza etti, aldı. Hizmetine hatime verse, suri bir hisse ile hakiki 1000 hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz. Belki ehli gaflet ve dalalete yakışıyor. Demek ki onundu, ona aitti, senin eline emaneten verdi, senden aldı ve sana şefaatçi olarak, senin ahiret senedin olarak, senin cennet biletin olarak sana tekrar iade edecek. Senin şikayete hakkın yok ve şikayet etmek de sana yakışmaz. Şikayet edilecek bir hadise değil. Dördüncü nokta, eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak, ayrılık ebedi olsaydı, yani ahirette tekrar buluşmak mevzu bahis olmasaydı, elimane teessürat ve meyusane teellümatın, yani bu feryad-ı figanın, bu çığlıkların, bu şikayetlerin bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmiş ise siz de biz de oraya gideceğiz. Hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir. Hem madem bu farikat ayrılık ebedi değil, İleride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hükmü lillah demedi. O verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala kulli hal deyip sabır ile şükretmeli. Beşinci nokta,
rahmet-i ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksir-i nuranidir, aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule, Allah'a ulaşmaya vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazi, aşk-ı dünyevi pek çok müşkilatla aşk-ı hakikiye inkılap eder. Cenab-ı Hakk'ı bulur. Öyle de şefkat fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakk'a rapt eder. Gerek peder, gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden, evladı elinden alındığı vakit, eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir, münimi hakikiyi bulur, o evladını ona veren Allah'ı bulur, der ki, dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe, veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder, büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet, bu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu, onların yani şu imandan teselli alamayan, Allah'ı hakkıyla tanıyamayan, Cenab-ı Hakk'ın şefkatinin kendi şefkatinden sonsuz kat daha fazla olduğunu ve bu hadisenin arkasında mutlaka bir şefkat ve merhamet olduğunu tahmin edemeyen, bilemeyen insanlar. Ve bu müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki, bir ihtiyar hanım gayet sevdiği, sevimli bir tek çocuğunu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce, yani ebedi dünyada kalacak gibi gaflet ve dalalet neticesinde mevti ölümü adem, ölümü yokluk ve firak-ı ebedi tasavvur ettiğinden, yani benim evladım yok oldu, gitti, bir daha buluşamayacağız diye düşündüğünden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet ve dalalet cihetiyle Erhamur Rahimi'nin cenneti rahmetini, Firdevs'in nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsiniz. Fakat vesile-i saadet-i dareyn olan iman ve İslamiyet mümine der ki, şu sekeratta olan çocuğun Halık-ı Rahimi, onu bu fani dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedi bir evlat yapacak. Müfarakat muvakkattır, merak etme. El hükmü lillah de, sabret. Senin evladını yoktan yaratıp da sana kendini onun uğrunda feda edecek kadar şefkati veren, muhakkak bil ki senden daha şefkatli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.